çiftçinin batakta olduğunu da iddia etti. Üretim maliyetlerine pandeminin getirdiği sıkıntılar eklenince çiftçi iyice zora girdi. Borçlarını banka kredisiyle kapatmaya çalıştı ama beceremedi. Tarlasının traktörünü satmak zorunda kaldı. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Bakir Remzi su içmez, çiftçilerin banka ve piyasa borcunun 205 milyar liraya ulaştığını söyledi. Çiftçi ne yapıyor çiftçi kardeşim? Ekinse, bitkiyse ekiyor. Yılda bir kez ürün alıyor. Buradan elde ettiği parayı da tüm yıl boyunca geçiniyor. Ne yapıyor? Elektrik, su, varsa doğalgaz, yoksa işte efendim kömür veya diğer yakıtlar, katı yakıtlar ve onun haricinde veya hayvanın dışkısından elde edilen tezek. Onunla yani tezeğe geri dönüyor birçok köy. Ve onun devamında ne var? Çocuklar okuyorsa onun giderleri var. Yaşam giderleri var. Eğer ürün alamadıysa, ürün tarlada 5 para etmiyorsa, adam vişnesini 1 liraya 2 liraya toplatıp 2 liraya 2,5 liraya satıyorsa, zarar ediyorsa ürün tarlada çürüyor. Marketlerde 10, 15, 20, 25 liraya alıyoruz bunları. Yani şöyle baktığımız zaman hakikaten çiftçinin durumu perişan. Ve 205 milyar lira bankalara borçlu konumdalar. Bunlar nereden ödeyecek? Özellikle tarım bir devlet politikası. Devlet politikası olmadığı müddetçe tarımda devrim yapamaz. Tarımda devrim yapmak için ilk önce Türkiye'nin ihtiyacı olan, yıllık ihtiyacı olan, stok ihtiyacı olan, kötü günler için ihtiyacı olan ürünler tespit edilir. Denir ki bu yıl 2 milyon ton buğday alacağız. 1 milyon ton arpa alacağız. Çavdar alacağız. Patates alacağız. Domates alacağız. Ve ekilecek alanlar, sulak alanlar tespit edilir. Yeraltı kaynaklarının su çekilmeyeceği müddetçe, çıkarılmayacağı müddetçe sulak alanlarda bunlar planlanır. İklime göre, toprağa göre, kuraklığa göre, sulak yani yerlere göre planlama yapılır. Ve çiftçi, üretici denir ki 20 dönüm ekeceksin. Senin ürününü ben 6 liradan taban fiyatta alacağım. Paranı al, %20'sini sana ödüyorum. Ürünü aldığım zaman kalanını ödeyeceğim denir. Ve çiftçi göbek atarak üretmeye başlar. Vatandaş haline koymuş. Tefeci gibi adeta gübre alacak. Alır gübreyi. Sonra firma der ki efendim fiyat arttı, ben sana torbasını verdim 20 liraya ama 30 lira oldu der. Artı diğer türlü ilaçlama farklı bir konum. Nadasa koyma, sürme, toplama, yükleme vesaire. Bunun lojistiği var. Farklı farklı maliyetleri var. Zarar üzerine zarar. Bu 205 milyar lira çiftçinin borcu nasıl birikti sizce? Soruyorum, nasıl birikti? Alalım da böyle tarlaya serpelim, tarlalarla göbek atalım diye birikmedi herhalde, değil mi efendim? Yani 205 milyar lira çiftçinin borcu var. Nasıl ödeyecek? Esas af gelecekse işte buyurun. Buradan yakın. Buradan yakın. Buraya gelecek efendim.